teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Hayırlı fuarlar bu arada. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, biraz sizleri tanıyalım Cengiz Bey. Sonra da yine Penta'yı konuşacağız. Sektöre nasıl girdiniz dinleyelim öncelikle. Penta Mühendisi 20 yaşında bir firma. Bu sene 20. yaşımızda. Yaklaşık 10 yıl ithalatla uğraştık. 10-11 yıldır da gaz ayrıştırma sistemleri konusunda imalat yapıyoruz. Yerimiz nerede bu arada? Yalova merkezli bir firmayız. Üretim yeri dünyanın orada. Dünyanın merkezindeyiz, evet. Harika. Peki biraz Penta Mühendislik neler yapar, neler üretir, bahsedelim bunlardan. Bizim temel işimiz gaz ayrıştırma. Yani oksijen azot üretim tesisleri, azot saflaştırma tesisleri, hidrojen tesisleri konusunda ithalat ve uygulamalarımız var. Arkamızda gördüğümüz bir ürün mesela. Yani bizim açıkçası özellikle yüksek saflık gerektiren yüksek performans makinalarında iddialıyız. Gördüğünüz tesis günde 1000 metreküp saat yüksek saflıkta azot üretebilen bir tesis. Müşterinin ihtiyaçlarına göre genellikle sistemi konfigüre ediyoruz. Daha sonra tasarlanmış sistem imalat ve montajı gerçekleştiriyoruz. İşi nasıl biraz anlatırsak? Azotun en verimli kaynağı hava. Evet. Absorpsiyon yöntemiyle basınçlandırılmış hava özel absorbanlardan geçip ayrıştırılıyor. Gerekirse ileri düzeyde başka yöntemler kullanılarak saflaştırılıyor. Müşteri ihtiyacına göre 220 bara kadar yüksek basınçlarda depolanması mümkün. Kaç tane ürünümüz var bununla alakalı? Yani açıkçası bu dediğim gibi sınırsız değil ama tamamen müşteriye özgü çözümler. Yani ürün sınıflandırmak gerekirse 4 ya da 5 sınıfta ürünler sayabiliriz. Daha çok peki butik ürün üzerine mi ilerliyorsunuz? Daha çok tercih ediyorsunuz. Sistemler standart ama müşterinin ihtiyaçları değişik. Yani genellikle müşterinin ihtiyacına göre son halini alıyor tesisler. Peki Penta Mühendislik olarak nelere dikkat ediyoruz üretimde? Neden tercih ediliyoruz? Biz yarı yolda kalmış bir işimiz yok şimdiye kadar. Temel olarak memnun müşteri, ekipmanı esas satan memnun müşteri. Dolayısıyla verdiğimiz sözü yerine getirmek konusunda inatçıyız, iddialıyız. Performansta pazarlık yapmayız. Konuştuğumuz şeyi mutlaka yerine getiririz. Bedeli ne olursa olsun. Bu bizim sürekliliğimiz açısından çok kıymetli. Dolayısıyla memnun bir müşteri kitlemiz var. Yani biz çok satmak yerine özellikle spesifik projeler yapmayı tercih ediyoruz. Ham madde peki yerli mi yoksa yurt dışından mı? Ana ham maddeler doğal olarak ithal. Yani %50'ye varan bir bağımlılığımız var bizim yurt dışına. Dolayısıyla bu dönemde olan çalkantılar, aksaklıklar vesaire hepimizi etkiliyor. Evet. Yeni projeler var mı peki? Neler bekliyor? Her zaman var. İnovasyona yani, önem veriyoruz. Yine değişen ihtiyaçlara göre proje geliştiriyoruz. Peki izleyicilerimize Penta Mühendislik olarak son olarak neler söylemek istiyorsunuz? Özellikle gençlere üretmekten vazgeçmesinler, bu memleketten vazgeçmesinler. Dünyada pek çok destinasyon var gidebilecek ama kendimizi bu kadar rahat ve mutlu hissedebileceğimiz başka bir coğrafya yok. Evet, sizin arkanızda gelenler var mı bu arada? Var, oğlum üniversite son sınıf bu sene inşallah. Anahtarları ona teslim edeceğiz. Harika. Yine devredeceğiz ona. Başarılar diliyoruz sizlere Cengiz Bey. Tebrik ediyoruz sektöre katmış olduğunuz katkılardan dolayı da. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim o zaman. İnşallah. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler.